şu söz verdiğim işi yapayım ben unutmadan. Durun ya. Benim kıymetli öğretmen adayı arkadaşlarım bir ellerini kaldırabilir mi? Göreyim bakayım. Evet, tam yerine denk gelmişiz ya. Tamam. Şimdi size güzel bir şiir okuyacağım. Ya yani daha doğrusu bu benim kıymetli öğretmenlerim için yazdığım bir şiir. Bundan 10 yıl önce filan İstanbul'un Milli Eğitim'e bir program yapmıştı. Öğretmenler Günü'nde. Beni de çağırdılar. Ya dedim hocam yani müdürüm beni çağırmayın. Ben iyi bir öğrenci değildim dedim ben yani. Ben öyle çok parlak bir öğrenci değildim. Çok parlak değildim yani. Hatta çok parlak bir öğrenci de değildim. Hatta dedim ben parlak bir öğrenci de değildim. Hatta dedim Kasımpaşa Lisesi'nde okurken kimi öğretmenlerime göre ben bir öğrenci de değildim. Yani bildiğiniz haylaz bir gençlik yani öyleydi. O zamanlar öyleydi. Ama dedim yani peki yani nasıl olacak? Ben de dedim hocam beni hep atmaya yeltendiler okulda. Disiplinler, şunlar bunlar. Haylazlıktan ötürü. Fakat tam okuldan uzaklaştırma verecekleri zaman ya şu 29 Ekim geçsin öyle göndeririz. Şu şiiri okusun. 29 Ekim'den sonra 10 Kasım geliyor. 10 Kasım'da Atatürk'ü de analım öyle postalarız. 19 Mayıs, 23 Nisan Allah'tan bayramlar, anmalar çok bizde. Ben öyle öyle bitirdim hocam dedim. Bulunduruldum okulda ben yani. O yüzden beni çağırmasınız mı acaba? Yok yok dedi müdürümüz sağ olsun. Gittik işte dedim ki bari dedim ben öğretmenlerim için bir şey okuyayım. Belki edebi değeri çok yüksek olmasa da yüreğimden geçenleri anlatayım dedim. Çünkü benim burada olmamdaki en büyük etken ailemle birlikte hiç kuşkusuz ta ilkokuldan itibaren bana dili sevdiren, Türkçeyi sevdiren, şiiri sevdiren hepsi birbirinden kıymetli öğretmenlerimdir. Yaşayanların hepsinin ellerinden öper. Ahirete uğramış olduklarımızı da rahmet dilerim. Şiirimizin adı Tahtaya Beni Kaldır. Tahtaya beni kaldır öğretmenim. Sana memleketin bütün güllerini anlatayım. Kuş uçmaz, kervan geçmez yollarını. Başı dumanlı dağlarını, serin serin akan ırmaklarını anlatayım. Tahtaya beni kaldır öğretmenim. Elinde bir bavulla tayin olmuş öğretmenimi anlatayım. Kuşlara kim benzer bilir misin? Kim uçar yüreğinde bin sevgiyle vatan coğrafyasının üzerinde? Çok çalıştım öğretmenim, beyaz kelebekler gibiymişiniz. Sular seller gibi ezberledim hikayenizi. Tahtaya beni kaldır öğretmenim. Tut yüreğinden aşır beni. İki kere iki dört etmesin bu sefer. Bir kez olsun yedi bölgeye ayırmayalım ülkeyi. Suyun kaldırma kuvveti senin yüreğinden kuvvetli olmasın. Ankara Savaşı'nı Timur kazanmasında bu sefer seni yazsın tarihler. Tahtaya beni kaldır öğretmenim. Kırmızıyı maviye çevirmesin turnu sol kağıdı. Ölçtüklerinde senin kalbinden daha yüksek çıkmasın ağrıda. Mendilini düzel, saçıma okşa, yüzüme bir gülücük kondur. Ay düşsün içimize. Bir kez olsun, bu kez olsun seni anlatsın ders kitapları. Biliyorum sen şimdi hemen gözlerin buğulanır, mevsimleri çizdiğimiz kartonlara bakıp sonbahara dönersin yağmur yağmur. Yer beğenirsin kendine memleketin en uzak, en güzel yerlerinden. Bilirim beni götürmezsin giderken tayininde bir sen, bir hatıraların, ders kitapların, bir de kocaman umutların olur yanında hep. Sen yine de bugün tahtaya beni kaldır öğretmeye. Elektrikler kesildi çalışamadım demek için. Sana bu şiiri yazdım demek için öğretmenim. O güzel ellerinden ve tertemiz alnından binlerce kez öperim öğretmenim.